Kültürel miras içerisinde önemli bir yere sahip olan yazmacılık sanatı, tarihsel süreç ve değerler içerisinde doğup gelişen bir halk sanatıdır. Anadolu'da gelişen ve pek çok medeniyete ev sahipliği yaparak Türk halkının elinde kendine özgü sanat anlayışı ile yoğrulmuş ve toplumun vazgeçilmez bir eşyası olarak kendini kabul ettirmiştir. Halkın sanatı olan yazma, kullanılan desenler ve renkler ile pek çok farklı alanda da halkın yaşantısını yansıtmıştır. Yazmacılık sanatı, pamuklu kumaşların yüzeyine fırçayla, ağaç kalıplarla veya her iki yöntemle oluşturulan usta-çırak ilişkisiyle sürdürülebilen geleneksel el sanatlarından birisidir. Yapılan arkeolojik kazılar ve yazılı kaynaklar kapsamında yazmacılık sanatının bir baskı tekniği olduğu görülmüştür. Yazmacılık sanatının merkezi olarak görülen Orta Anadolu'nun uygarlık yönüyle zengin olan Tokat ilinde bu sanatın yaklaşık olarak 700 yıllık bir geçmişiyle türünün en güzel örneklerine sahip olduğu görülmüştür. Coğrafi açıdan son derece verimli olan topraklara sahip olan ilde doğadan esinlenerek özellikle bitkisel motifler kalıp ustalarının başarılı kompozisyonları ile kumaş üzerine basılmıştır. Adını soyadınız abi. Fatih Döndür. Abi mesleğiniz nedir acaba? Evet. Mesleğe gelirsek. Tahta baskı. 650 yıllık yazmacılık sanatı. Bunu hanımla, oğlumla beraber yapıyoruz. Esas bu işi öğrendim. Hanım bizim. Ben ondan öğrendim. Ondan sonra kalıpları 10 senedir ben yapıyorum. Kalıplarımız ıhlamur ağacından. Bunları soracağım mı? Ben cevaplayayım direkt. Soruyorum abi bunları. Peki. Siz cevaplayın. Yani kalıplarımız ıhlamur ağacından 650 yıl önce böyle yapmışlar bu işi orijinal olarak. Bıçaklarımızla oyuyoruz. Ondan sonra baskısını yapıyoruz. Bu mesela boyadığım fiskos, masa örtüsü. Baskısı bittikten sonra fırçayla da kalem işi boyama yapıyoruz. Biz genelde böyle çalışıyoruz. Elvant baskı yerine bu şekilde çalışmayı seçtik. Elvant baskıda da şöyle, kara kalem baskıyı yapıyorsunuz. Her rengin kendine göre kalıpları var. Her rengin. Ayrı ayrı onları basıyorsunuz. Biz öyle olmaktansa bu şekilde fırçayla boyamayı daha uygun bulduk. Yıllardır bu şekilde çalışıyoruz. Ürünlerimiz komple el baskısı. Makineye atıp 30 derecede 40 derecede yıkatabiliyorsunuz. Çıkmaz, karışmaz. Yani öyle bir de özelliği. Kaç böyle. Yıldır bu meslektesiniz abi? 15. Dededen babadan kalmadı dediğim gibi. Ama burada halk eğitimde kurslar açılıyor. Harun oraya gitti çocuklar büyüdükten sonra. Öğrendi, yeteneği de varmış. Yani 200-300 bayanın belki daha fazla o zamanlar 500 bayanın içerisinden birkaç kişi işte çıkmışlardı. Bizim hanım da yetenekliymiş. Hem kalıp oyma ustası hem tahta baskı. Velhasılı biz de ondan öğrendik derken olay buralara geldi. İşte gördüğünüz gibi kalıplarımız arka tarafta da var. Bunun birçok sattığımız şeyler de vardır, kalıpları. Bu şekilde devam etmeye çalışıyorum. Çırak yetişiyor musunuz hanım? Çırak, en büyük çırak. Hanımın çırağı ben oldum. Ben yetiştim. Ondan sonra da oğlum, o da yetişti. Aşağıda bir dükkan daha açtık. Oğlum da ustalık belgesini aldı. Şimdi usta üreticilik belgesini inşallah alacak. Derken biz yani kendimize göre bayağı bir şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Tabii Allah'ın izniyle öyle. Rabbim yetenek vermiş. Demek ki biz de sevdik bu işi. Yapmaya çalıştık. Yani bir yerlere getirdik diyelim yani. Bir sürü ürün çıkıyor. Yazmalar, masa örtüleri, şallar, fularlar, çantalar. Yani birçok runnerlar, birçok kalem ürün çıkarıyoruz. Mesleğinizin kültürümüzdeki yeri nedir abi sizce? Bu mesleğin kültürümüzdeki. Evet. Ha. Yani şimdi Cenab-ı Allah her yöreye, her ile bir geçinilsin diye bir şeyler nasip etmiş, vermiş. Bizim buraya da yazmacılığı vermiş. Yani 650-700 sene öncesinde bu işler yapılmaya başlanmış. Burası İpek Yolu üzerindeymiş. Tokat ticaret merkeziymiş yani. O zamanlar demek ki yani
bayağı da rağbet görüyormuş. Zamanla devam etmiş. Yani unutulmayan meslekler arasında şimdi. Çok büyük bir kazancı şeyi olmayabilir. O da kendi çabamızla ancak bu kadar. Desteklenmeli. Yani biz üretiyoruz. Bir de bunu pazarlama işi satın. Yani her şey zorlaştı gitgide. Ama seviyoruz, yapıyoruz. Rızıkla şaşmıyor. Biz işimizi yapıyoruz. Ne gelirse de başım gözüm üstüne deyip devam ediyoruz.